Günaydın, iyi haftalar diliyorum herkese. Şimdi bu haftaya başlarken geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir hafta yaşadık. İşte İngiltere Merkez Bankası, Fed toplantısı, Japonya Merkez Bankası toplantısının ardından. Geçtiğimiz hafta bu bankalarda herhangi bir değişiklik olmadı ama oldukça hareketli bir seans izledik. Onun haricinde Cuma günü tarımdışı istihdam verileri vardı. Cuma günü gelen veriler olumlu ama haftalık iş gücü saatlerinde olan düşüklük dolara bir miktar değer kaybettirmiş gibi gözüktü. Şimdi bu haftaya başlarken euro dolar paritesiyle isterseniz başlayalım. Euro dolar paritesinde yukarı yönlü seyir devam ediyor ama biz bu seyrin hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sınırlı olacağını, bu seviyelere ulaşmamıza rağmen buralarda zorlanabileceğini düşünüyorduk. Bu buraya gelirken parite tabii ki burada Trump'ın dolar aleyhine açıklamaları, özellikle yardımcısı Navarro'nun da doların çok güçlü olduğuna dair açıklamaları. Hafta sonunda Alman Maliye Bakanı Schäuble'nin yapmış olduğu açıklamalar Euro'ya biraz destek vermiş gibi gözüküyor. Ama gene hafta sonu Le Pen'in yaptığı açıklamalarda açıkçası Le Pen start verdi. Burada tekrar Fransız frangını gündeme aldı ve Schengen'den ayrılmayı gündeme aldı ve içeriğine baktığınızda Euro'yu tekrar zayıflatacak bir gündem söz konusu ve şu anda %25'ler civarında anketleri devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda tabii ki bu anketlerin çok güvenilir olduğunu görmedik ama şu aşamada fiyatlar etki etmeye başladı. Euro dolar paritesinde şu aşamada kısa vadede hareketi yukarı yönlü görmeye devam ediyoruz. Burada dirençlerimiz gene şöyle söyleyeyim 1.0820 1.0830 bandında. Baktığımız zaman 1.0820, 0.830 geçtiğimiz hafta denendi. Buradan satışın geldiğini gördük ve 1.0730'lardan tekrar bir tepki geldiğini gördük. Biz orta ve uzun vadeli analizlerimizde 1.08, 1.0010 bandının geçileceğini açıkçası düşünmüyoruz. Dolayısıyla buraları satış fırsatı olarak görmüştük. Buralardan tekrar satışların geldiğini görüyoruz. Ama biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü dolar aleyhine söylemler artmış vaziyette. Bu bakımdan açıkçası bu seviyelerde short yapmak yerine aşağıda 1.0630 dediğimiz bant kırılmadan yeni short açmak biraz tehlikeli gözüküyor. Çünkü yani artan politik söylemler devam ederse 1.0830 aşılması halinde daha yukarı seviyeleri görmemiz mümkün. Ama şimdilik bunu düşük ihtimal gibi görüyoruz. Short tarafta ise de dediğim gibi yani ben güvenli olarak 1.0630 seviyesi kırıldığı takdirde short pozisyon açmanın orta vadede daha uygun olacağını düşünüyorum. Kısa vadeli harekette ise açıkçası 1.0725 destek bandı. 1.0785 bugün sabah kırılmış vaziyette. 1.0785'ler kırıldıktan sonra 1.0725 destek. Ve altında da 1.0630 var. 1.0725 kırıldığı takdirde 1.0630'a kısa vadeli bir pozisyon düşünülebilir. 1.0630'un kırılması halinde de aşağı yönlü orta vadeli bir pozisyon açılabilir. Zaten şöyle baktığımız zaman da açıkçası güçsüzlük gözüküyor. Bir miktar aşağı yönlü hareket burada mevcut. Dediğim gibi 1.0725 seviyeleri geçilirse belki daha kısa vadeli bir pozisyon açılabilir. İsterseniz sterlinle devam edelim. Şimdi sterlinde şöyle bir şey söyleyeyim. Sterlinde yatay bant hareketi devam ediyor. Yani sterlinde bizim Mart sonu beklentimiz 1.28 yani uzun vadeli beklentimiz 1.30'lar olmasına rağmen çok hızlı bir yükseliş sergiledi ve açıkçası bu seviyelerden bir geri dönüş hareketin olmasını muhtemel görüyoruz. Şurada gördüğümüz gibi 1.26 30, 1.27, 1.28 bandında bir direnç oluşmuş vaziyette. Aşağıda da desteklerimiz şöyle söylemek gerekirse 24, 30 ve 1.23,
60'lar seviyesinde. Bunu daha küçük bakalım. İlk önce haftalık bakalım. Haftalıkta gördüğünüz üzere buradan güçlü bir tepki yaptık ve yukarı geldik ve 1.28'lerde dirençle karşılaştık. Açıkçası şu bant içinde gidiş gelişlerimiz devam ediyor. Baktığımız zaman da geçtiğimiz hafta şuradan gelen bir reversal bu haftada biraz aşağı dönme hareketlerin artacağını gösteriyor. Ben açıkçası şöyle bekliyorum burada. 1.24-30 bandı tekrardan test edilebilir. Ancak 1.24-30 bandı kırıldığı takdirde short pozisyon açılabilir. Orada da 1.23-3 seviyeleri ön plana çıkıyor. Şurada baktığınız zaman 1.24-30, yani şu bant 1.24-30, 1.24-10 bandı kırılmadan short pozisyon açıkçası çok güvenli olmayacaktır. Ama burası kırıldığı takdirde saatlik grafiklerde 3 tane satış gördüğümüz zaman saatlik grafiklerde tekrardan 1.23-20'lere şu bölgeye doğru bir iniş söz konusu olabilir. Zaten bu bölgeden gelecek tepki alışları 24-30'ları tekrar kıramazsa yani aşağı dönlü bir hareket tekrar görmemiz mümkün gibi gözüküyor. Ama şunu da söyleyeyim hani bu seviye kırılmadığı sürece buradan yukarı yönlü tepki hareketlerini de görmek sterlinde mümkün. Burada strateji olarak nasıl bir şey uygulanabiliriz? Açıkçası şu anda 1.24.80 seviyelerindeyiz. Eğer long pozisyon düşünüyorsak 1.24 10'lar civarına stop koyup tekrar yukarıya doğru bir hareket için oyunun içine girilebilir. Eğer yok gevşeyeceğini düşünüyorsak buradan short açmak biraz tehlikeli olabilir. Dolayısıyla 1.24-10, 1.24-30 seviyesinin aşağı kırılmasını beklemek daha elverişli olabilir. O zaman da zaten 200 günlük hareketli ortalama 1.23-30'lara doğru bir noktada olacaktır. Oraları test etmemiz mümkün gibi gözüküyor. Altın tarafına baktığımızda altında açıkçası geçtiğimiz yorumlarımızda demiştik ki 1.185 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece altında yukarı hareket söz konusu. Hatta 1.185'lerin 83'lerin hemen dibinden döndük. Şurada gördüğünüz üzere buraya çizmiştik. Bu 1.180-85 bandından dönüş yapıp 1.220'lere kadar geldik. Şimdi yatay yukarı seviye yani yukarı hareket halen devam ediyor. Burada gene 1.224 ve 1.255 seviyeleri direnç olarak açıkçası karşımıza çıkıyor. Şimdi bugün altını izleyeceğiz. Eğer tekrar burayı geçmeyi başaramazsa 1.224 seviyelerin üzerinde bir kapanış yapamazsa buradan 1-2 günlük tekrar geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak bugün 1.224 seviyeleri üzerinde bir kapanış yaparsak 1.255 seviyelerine kadar bir yükselişten söz etmemiz mümkün. Burada strateji olarak ne yapabiliriz? Açıkçası burada bugün strateji olarak yapabileceğimiz yani 1.220'nin altını stop kabul edip 24'ün kırılması halinde 1.250'lere bir hareket söz konusu olabilir. Ama şöyle söyleyeyim geri çekilmelerde yani bugün buradan setback yapıp tekrar aşağıya doğru bir geri çekilme olması halinde de 1.210 seviyelerine kadar bir seviyeye inebiliriz. 1.210 üzerinde altın tutunduğu sürece de yani yukarı hareketini korumaya çalışacaktır. Altının net bir dönüşünden bahsedebilmemiz içinse açıkçası şöyle söyleyeyim. Daha öncelerki 1.180 seviyesini biraz yukarılara kaldırıyoruz. Burada 1.100 şöyle söyleyeyim 1.198 seviyesi yeni stop yani yeni short pozisyon açma seviyemiz olarak düşünebilir. Toparlamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Altında yatay yukarı hareketi devam ettiğini düşünüyoruz. 1.224 seviyesinin kırılması halinde 1.255'e doğru bir hareket bekliyoruz. Bugün bu seviyenin kırılamaması halinde birkaç günlük tekrar aşağı yönlü hareket görebiliriz. Ama bu hareket 1.210 üzerinde kaldığı sürece tekrar yukarı hareketleri potansiyeli ortalamadan yüksek olacaktır. Net short pozisyon açmak içinse biz açıkçası 1.198 altında yani şu bölge altında bir kapanış olması gerektiğini düşünüyoruz.
Avustralya dolarından son zamanlarda sıkça bahsediyorum. Avustralya dolarında hareketler devam ediyor. Avustralya dolarında beklediğimiz gibi bu 0.76 bölgesi geçildi ve 0.7763 bölgesine doğru bir hareket görüyoruz. Açıkçası kısa vade trend yukarı ve 0.7790 seviyeleri, 77-60 seviyeleri hedef olarak devam ediyor. Burada şöyle bir şey, yani ben özellikle Yeni Zelanda doları, Avustralya doları ve Kanada dolarında açıkçası emtia bloğu kurlarda çok yukarı hareketleri, onların lehine olan hareketleri sınırlı görüyorum. Dolayısıyla burada short kovalamaya devam ediyoruz. Burada şöyle bir şey olabilir. 0.75-80 seviyesi eğer aşağıya geçilirse burada kısa vadeli short pozisyon düşünülebilir. Onun haricinde 75-80 üzerinde kalındığı sürece buraları zorlamaya devam eden bir Avustralya doları paritesi görebiliriz. Bugün onun toplantısı var. Muhtemelen bu toplantıdan yeni bir şey beklenmiyor. Dolayısıyla bu toplantıdan sonra yeni bir şey beklenmediği için aşağı yönlü hareketler görülebilir. Dediğim gibi 75-80 seviyesinin altında bir kapanış olursa Avustralya dolarında short pozisyon açmak düşünülebilir. Onun haricinde baktığım zaman 200 günlük ortalaması ve 50 günlük ortalaması üzerinde gözüküyor. Ancak 50 günlük ortalama ikisi de yukarı yönlü olmasına rağmen uzun vade açısından Golden Cross dediğimiz aşağı yönlü baskı devam ediyor. Dolayısıyla ben Avustralya doları paritesinde şu bölgeden geri dönüş yapıp tekrar şuralara doğru bir iniş bekliyorum. Tabii ki şuralara stop konmak kaydıyla. Ama dediğim gibi Mart sonuna doğru dolardaki, Mart sonuna kadar dolardaki bu gevşeme havasının devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yeni short pozisyon açırken bu bakımdan aşağıda size seviyeler belirtmeye çalışıyorum. İsterseniz çok kısa da dolar TL'ye bir değinelim. Dolar TL'de açıkçası son kötünün yani geride kalmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketleri izlemeye devam ediyoruz. Baktığınız zaman şu seviye zaten 3.71-3.73 seviyesi kırıldıktan sonra hareketin 3.60'lara doğru olacağından bahsetmiştik. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacağı üzere biz 3.88 üzerinde kapanış beklemiyorduk. Nitekim 3.88'in üzerine bir hareket oldu ama buralardan geri geldiğini düşünüyoruz. Baktığımız zaman açıkçası şu hareket kadar bir hareket aşağıya görmemiz mümkün. Teknik olarak 3.50-3.55'lere kadar bir hareket mümkün ama onun altında açıkçası 50 günlük hareketli ortalama yani 3.65-3.60 seviyesini zorlanmakta yani aşağı geçmekte zorlanacaktır. Şu aşamada dolar-TL için yani görünüm teknik olarak yeni alım için biraz ters görünümde. Hatta 3.76 seviyesi yukarıda geçilmediği sürece aşağı yönlü momentumun devam edeceğini düşünebiliyoruz. Düşünebiliriz. Benim aktaracaklarım bu hafta için bu kadar. Hepinize sorusu olan varsa alayım. Peki, iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.